misafirimiz Uşak Belediye Başkanı, aynı zamanda belediye başkan adayı Sayın Mehmet Çakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Nasıl geçti? Harika. Nasıl geldiniz Uşak'tan? Karayoluyla geldik. Ama yollarımız çok rahat, çok konforlu, çok rahat bir şekilde geldik. Ben Uşak'tan Denizli'ye çok zor gittim efendim. O yüzden yolu sordum yani. Ama yanlış yola girmişiz. Ondan dolayıdır. Yoksa yollarımız çok konforlu. Başka bir yol varmış. Biz köylere girmişiz. Şöyle, 2009'dan beri Uşak AK Parti yönetiyor. Evet. Değil mi? 2009 seçiminden beri. Şöyle, 2009'da Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. 2014'te... 2014'ten beri AK Parti yönetiyor. Tabii, 2014'ten beri. 3 dönemdir AK Parti'de. 2 dönemdir üst üste. İnşallah 3. dönem olacak bu dönem. 2014, 2019, evet. 3 dönem olmuyor mu ya? Hayır, 2014, 2019, 2019, 2024. 2 dönem oldu. İnşallah 3. dönem olacak. Peki, herkes aday çıkarıyor. Evet, doğru. Uşak'ta. Geçen seçimde doğru. De herkes... Ya herkes adayları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'de, İYİ Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de. Doğru. İttifak aynı yok. Mı? İttifak yok. Uşak'ta böyle kıran kırana yarışıyorsunuz. Doğru. Nasıl bir siyasi tablo var? Seçimleri en son %39.11 ile kazanmışsınız doğru. Herhalde. Doğru, doğru. Siyasi tablo açısından AK Parti zaten belediyeciliğinde kanıtlamış olması açısından son 5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların neticesinde inanıyoruz ki önümüzdeki seçimler bizim açımızdan daha iyi bir neticeyle bitecek. Bu anlamda da tabii ki tüm siyasi partiler iddialı, ancak biz 5 sene içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşlarımızın teveccühünü bu seçimde daha yüksek oranda alacağımıza inanıyoruz. Şöyle yapalım mı? 5 sene önce ne vaat etmiştiniz? Evet. Ne kadarını yapabildiniz? Onları evet. Biraz konuşalım. Şimdi ne vaat ediyorsunuz? Sonra devam edelim sonra. Önce bir 5 senelik karneyi bir konuşalım. Evet. Ne vaat ettiniz ve ne yaptınız efendim? Tabii geçtiğimiz 5 sene içerisinde aslına bakarsanız Mehmet Akif Bey, hiçbir belediye başkanının, hiç kimsenin tahmin etmediği olaylarla da karşı karşıya kaldık. Yola çıkarken kafamızda hayal ettiğimiz bazı işleri yaşamış olduğumuz pandemi süreci nedeniyle ve geçtiğimiz sene hepimizi üzüntüye boğan 6 Şubat'taki büyük deprem felaketi nedeniyle ertelemek veya geç kalması durumuyla karşı karşıya kaldığımız da oldu açıkçası. Biz pandemi döneminde yaklaşık 2 sene boyunca bütün önceliklerimizi bir kenara bırakıp tamamıyla vatandaşlarımızın sağlığı ve özellikle süreçten etkilenen esnaflarımızı, halkımızı bu konuda maddi manevi yanlarında olmayı öncelikledik. Ve bu çalışmalarımızın sonucunu da aslında sizler de hatırlayacaksınız. Sağlık Bakanlığı'nın pandeminin son dönemlerinde açıkladığı bir tablo vardı. Ve o ilk tablo açıklandığında batıda mavi renkli tek şehir Uşak olmuştu. Bu anlamda... Öyle miydi? Hatırlamıyorum. Tabii. Üzerinden biraz vakit geçti ama o çalışmalarımızın neticesinde böylelikle almış olduk. Hemen sonrasında yoğun bir şekilde... vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz projeleri bir bir hayata geçirmeye başladık. Pandeminin de getirmiş olduğu evlere kapanmak biliyorsunuz insanlarımızın psikolojilerini de çok ciddi anlamda olumsuz yönde etkiledi. Biz de sosyal projelerimizi çok daha fazla ön plana çıkardığımız bir dönem oldu. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik pek çok proje hayata geçirdik. Gençlerimize yönelik olarak Genç Kuşak isimli bir proje ekibi oluşturduk ve bununla birlikte şehrimizin en gözde yerlerinde gençlerimizin ulaşabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, etkinlikler planlayabilecekleri merkezler oluşturduk. 3 tane şu an yeni gençlik merkezimiz faaliyete geçti. Gençlerimiz burada hem ders çalışıyorlar, hem etkinlikler gerçekleştiriyorlar, hem de gerek üniversite gerek KPSS gibi sınavlara çalışma imkanını buldular. Kadınlarımız için pek çok proje gerçekleştirdik bu süreçte. Kadın Koordinasyon Merkezimizi şehrimizin en gözde noktalarından bir tanesindeki tarihi kız meslek lisemizi restore ettik ve onların kullanımına sunduk. Çalışan kadınlarımıza, üreten kadınlarımıza destek olmak için kadın kooperatifimizi kurduk. Üreten kadınlarımıza mikro krediler vermeye başladık, destek olmaya başladık. Çeşitli onların arzu ettikleri kurslar düzenliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz, geziler düzenliyoruz ve bir pandemi sonrasında zarar gören girişimci kadınlarımıza destek olmak amacıyla Modefest adlı bir etkinlik düzenledik ve şehirdeki tüm girişimci kadınlarımıza bu etkinlikte yer verdik. Onları maddi olarak da bu anlamda destekleme şansımız oldu. Tabii bu süre içerisinde yine sosyal projeler anlamında vatandaşlarımızın üzerinde ağır bir yük olan, biliyorsunuz evlenme çağına gelmiş olan gençlerimizi hükümetimiz de şu an Aile Bankası olsun farklı şekillerde destekliyor. Biz de bu çalışmalara destek olmak amacıyla Uşak'ta
düğün salonları inşa etmeye başladık. Gerçekten gençlerimiz ve aileleri tarafından çok büyük teveccüh gördü. Düğün salonları? Evet, gerçekten şu an ciddi bir yük, maliyet onlar üzerinde. Ücretsiz mi düğün yapıyor? Ücretsiz denebilecek kadar düşük ücretlerle. Ben bir şeyin ücretsiz olmasındansa düşük bir ücretli olmasını tercih ediyorum. Bütün çalışmalarımızda böyle yapıyoruz. Yani bir düğün için mesela ne kadar ücret ediyorlar? 4000 lira ücret ediyorlar. 4000 lira? Evet, yer için 4000 lira ücret ediyorlar. Bu dışarıdaki bizim Uşak'taki... Şu anki parayla 4000 lira. Şu anki parayla 4000 lira, evet. Çok ekonomik bir şekilde onlara düğün salonlarını veriyoruz ve gençlerimizin, ailelerinin en azından bu yükü evlilik hayatına başlarken üzerlerinden almış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte onların sayılarını arttıracağız. Çünkü şu an sene sonuna kadar neredeyse bütün rezervasyonlar dolmuş durumda. Öyle mi? Hepsi o kadar talep var. Herkes de evleniyor o zaman. Ciddi anlamda bir talep var. Deliler gibi uçakta evleniyorlar. Yani biz tavsiye ediyoruz açıkçası. Ben bunun aile hayatımızın korunması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda biz çalışmalar da yapıyoruz. Kadın Koordinasyon Merkezimizde evlilik okulu projemiz var. Burada yeni evlenen gençlerimiz özellikle yine belediyemizin tesislerinde bir kampı alıyoruz 2 gün, 3 gün boyunca. Çeşitli gerek Diyanet'le gerekse Aile Sosyal Politikalar ve Sağlık İl Müdürlüğümüzle birlikte eğitimler veriyoruz ki sağlıklı uzun bir evlilik hayatları olsun diye. Evlilik sonrasında da böyle destekleriniz oluyor. Kesinlikle. Ben özellikle evlilikten hemen kısa sonrasında yapılacak bu tarz çalışmaların çok faydalı, sağlıklı bir evlilik için önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, ilk bir sene evliliklerde genelde zor kesinlikle dönem derler. O dönemi kaçırmamamız i̇lk gerekiyor. İlk bir seneyi atlatın sonra rahat derler. Sonra kesinlikle. 5 sene sonra 5 sene daha atlatın rahat derler. Kesinlikle. Sonra bir 10 sene sonra ya bu 10 senede olur böyle şey. Uşak'ta önemli sorun diyebileceğimiz şey nedir? Belediyenin yapması gereken. Var. Bizim nedir mesela? Şöyle, kesinlikle altyapıyla ilgili olarak kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor yeni dönemde. Zaten önümüzdeki dönem için belirlemiş olduğumuz Mehmet Akif Bey bazı hedefler var bizim. Bunlardan birincisi altyapı ve çevreyle ilgili sorunlarımız. Altyapıyı değiştirmeniz mi gerekiyor? Yani şöyle, hem yenilememiz gereken yerler var hem de ilave yatırımlar gerekiyor. Zira artık siz de biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz, yağışlar eskisi gibi değil. Yağışlar düzenli bir yağış şeklinde yağmıyor. Mevsim normalleri gibi yağmıyor. Kısa süre içerisinde afet şeklinde şiddetli yağışlar yağıyor. Bu böyle olunca da artık yapılacak yatırımların da şekli ve miktarı da yöntemi de değişmesi gerekiyor. Biz de bu dönemdeki elde etmiş olduğumuz veriler çerçevesinde yeni dönemle ilgili olarak İller Bankası'ndan da gerekli il bankla gerekli görüşmeleri de yaparak yeni dönemde Uşağımızdaki afet şeklindeki yağışlarda zarar görmemesi açısından özellikle yüksek kesimlerden gelen yağışların bir noktada buluşmak yerine şehrin farklı noktalarına dağılması konusunda ciddi bir altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. Bunun yanında kuraklık her geçen gün kapımızın önünde. Su artık sorunu var mı şu an? Var tabii ki. Öyle mi? Bizim tek bir su kaynağımız Murat Dağımız var. Hem biz Murat Dağı'nın korunması konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Burada altın aranması ile ilgili bazı faaliyetlere karşı Uşak Belediyesi olarak da defalarca davalara müdahil olduk, taraf olduk bu konuyla altın alakalı. Altın aranmasın diye. Evet, engellenmesi konusunda. Bu konuda da çalışmalarımızı bundan sonra da orada sürdüreceğiz. Orada peki hükümetle ters düşmüyor musunuz? Hayır, biz zaten burada olması gerekeni iddia ediyoruz. Nihayetinde ÇED raporları da yapılan çalışmalar neticesinde bakanlık tarafından olumsuz olarak geldi, neticelendi. Böyle olduğu için biz bunların takipçisi oluyoruz sadece. Gözden bir şey kaçmaması konusunda yakın takip yapıyoruz. Çünkü bizim tek su kaynağımız Murat da bunun korunması konusunda çok da hassasiyet gösteriyoruz. Burada tek şu anki mevcut barajımız olan Küçükler Barajımıza daha fazla suyun Murat Dağı'ndan sağlıklı bir şekilde erişmesi konusunda devlet su işleriyle birlikte yatırımlar gerçekleştiriyoruz şu an. İkinci bir baraj yatırımı konusunda, Gökkaya Barajı'nın yapılması konusunda yine bakanlıkla birlikte çalışmalarımız var. Katı atıklarımızla ilgili olarak, bu evsel atık sularımızla ilgili olarak mevcuttaki arıtma tesisimizin kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Yetersiz geliyor. Bu konuda da yine DSİ ile yapmış olduğumuz bir anlaşma var ve önümüzdeki süreçte inşallah ihalesi gerçekleşecek ve özellikle de Gediz Havzası'nı, Büyük Mevdere Havzası'nı Uşak'taki sanayi dolayısıyla kirlenmesinin önüne geçmek istiyoruz. Zira Uşak'ta çok ciddi bir kültür turizm potansiyeli var. Ulubey kanyonlarımız var. Dünyanın en büyük ikinci kanyonları. En uzun ikinci kanyonları. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu kesinlikle Uşak'ta. Uşak'ta Ulubey kanyonları. Onun yanında Cılandıras Köprümüz Uşak var Karal'da. Uşak'ın nesi meşhur efendim? Uşak'ın
gastronomik anlamda Uşak tarhana çorbası meşhurdur. Tarhana çorbası. Meşhur. Bunun yanında Uşak halıları meşhurdur. 1500 yıllara halı kadar giden meşhur. Bir halı üretimi var Uşak'ta. Ve Uşak'ta ilk defa voleybolun oynandığı şehirdir Uşak. İlk elektriğin üretildiği. Gerçekten ilk, kesinlikle ilk şeker fabrikasının kurulduğu, ilk tekstil fabrikalarının, şayak fabrikalarının kurulduğu şehirdir Uşak. Gerçekten işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok altında olduğu bir şehirdir Uşak. Öyle mi? İşsizlik sorunu yok. Kesinlikle. Bizim iş beğenmeme problemimiz var şehrimizde. O her yerde böyle kesinlikle. Şeyler var. Onun haricinde hiçbir şekilde işsizlik bir problemi çok derece düşük olan bir şehirdir. O yüzden biz bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak şehrimizin tanıtımına da çok ciddi anlamda ağırlık vermek istiyoruz. Bununla ilgili olarak da sanayisi Uşak'ın çok güçlü. Şu an organize sanayilerimizde Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünü yaptığı sıfır atık projesine de esas olan tekstil atıklarının tekrar ekonomiye kazandırılması, iplik üretilmesiyle ilgili Türkiye'deki üretimin %70'i gerçekleşiyor şu an Uşak'ta. Çok ciddi bir üretim. %70'i iplik üretiminin Uşak'ta mı şu an Türkiye'de? Atıklardan, atık elyaflardan tekrar kullanılabilir iplik haline Uşak'ta geliyor. %70 üretim de Uşak'ta yapılıyor şu anda. Ve bu konuda da günden güne yatırımlar artıyor. Yeni organize sahiler kuruluyor. Biz tabii yeni dönemde inşallah Uşak'ın turizminin de artık ön plana çıkmasını istiyoruz ve bununla ilgili olarak da bu dönemde çok önemli bir adım attık Mehmet Akif Bey. Ne yaptık? Uşak'ta da Afyon benzeri, Gediz, Kütahya benzeri yeraltı kaynak sularımız var, sıcak sularımız var, termal sularımız. Ve bu sularla bugüne kadar biz sadece belediyemize ait olan kendi termal tesislerimizi de kullanıyorduk. Fakat şimdi ilk defa Uşak'ta yeraltı kaynak sularımızı özel sektörün kullanımına açtık ve şu an Uşak'ta inşallah bu sene yapımını tamamlanmasını beklediğimiz 5 yıldızlı bir termal otel ve dünya markası, isim belki söylemek doğru olmayacaktır ama dünya markası bir otel Uşak'ta kurulmuş olacak. Böylelikle de Uşak'ta termal turizm diye bir sektör ortaya çıkmış olacak. O herhalde biraz daha canlandırır. Birçok yönden. Birincisi istihdam anlamında çok ciddi yeni bir sektörde olacak. Sanayi haricinde turizm sektöründe çalışma imkanı gençlere sağlamış olacağız. İkincisi şehir ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. Buraya gelecek yerli yabancı turistler şehir ekonomisine katkı verecekler ve üçüncü olarak da Uşak'ın tanıtımına çok ciddi anlamda ne katkı sağlayacak. Ne zaman bitecek otel? Bu senenin sonuna kadar hizmete girmesini bekliyoruz. Bu senenin sonunda hizmete girecek. Ulaşımla ilgili bir sorun var mı Uşak'ın? Var. Şöyle tabii Uşak'ımızın tabii işsizlik oranlarının da çok düşük olup alım gücünün nispeten yüksek olması dolayısıyla Uşak'taki araç sayısı çok fazla. Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde bir araç sayısı var Uşak'ta. Özellikle Uşaklar zengin midir? Şöyle çalışan yani zenginlik demeyelim Mehmet Akif Bey. Çalışan sayımızın çok olması alım gücümüzü yükseltiyor. Böyle bakmak lazım. Yani araç alabilen insan sayısı fazla. Buradaki zenginlik kavramının siz de takdir ederseniz ki çok rakamsal bir şeyden bahsetmiyoruz yani sonuçta böyle. Ama biz alım gücü itibariyle yüksek olan bir şehirden bahsediyoruz. Ya orada sosyal yardımlar üzerinden belki değerlendirmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yani çok sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaş var mı Uşak'ta? Hayır. Mesela? Başka şehirlerle kıyasladığımız zaman daha az olduğunu daha rahatlıkla az söyleyebilirim Uşak'ta. Peki ulaşım sorunundan geçelim. Şöyle, şehir merkezimizin de küçük olması dolayısıyla araç sayısının fazla olduğu şehrimizde yoğun bir şekilde kent merkezine doğru bir araç trafiği oluşuyor. Bunu önlemek için de önümüzdeki dönemde bizim zaten hedeflerimiz arasında ulaşım, trafik ve toplu taşımanın optimize edilmesi, iyileştirilmesiyle ilgili planlarımızı üniversiteden hocalarımızla birlikte yaptık. Toplu taşıma sistemimizi iyileştireceğiz. Araçlarımızın daha kısa süre içerisinde şehir merkezimize ulaşması, daha konforlu araçlara dönüştürülmesi ve vatandaşlar tarafından tercih edilmesi. Bunun yanında yeni dönemde inşallah şehrimizin içerisinden geçen bir tren yolumuz var. Hızlı tren projesi İzmir-Ankara hızlı tren projesi bizim için çok önemli. 2027 yılında bitirilmesini öngörüyor. Uşak'a uğruyor mu hızlı tren? Uşak'a uğruyor. Ve biz vekillerimizle birlikte Ankara'da uzun bakanlığımızla uzun görüşmeler neticesinde çok güzel bir çalışma yaptık. Şehrin yaklaşık 10 kilometre dışından geçmesi öngörülen hızlı tren ve tren istasyonu şehir merkezine, aynı Avrupa'daki şehirler gibi artık Uşak'taki tren istasyonu şehir merkezine gelecek. Şehre girmeden hemen önce yer altına inecek. Yer altından yaklaşık olarak 6 kilometre boyunca şehir merkezinde yer altından geçecek. İstasyon yer altında olacak ve şehrin içerisinden geçtikten sonra tekrar yeryüzüne çıkıp İzmir istikametine veya Ankara istikametine devam edecek trenlerimiz. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Şehrimizi ikiye bölen, pek çok henzemin çok olan... Çok hareketlendirir. Kesinlikle bu tren yolunu artık biz
elden geçireceğiz. Belediye olarak burayı tamamen bisiklet yolu ve yaya yoluna dönüştüreceğiz. Böylelikle şehrin bir başından bir başına geçen... Şu an mevcut tren yolunu kaldıracaksınız. Evet. Yer altına alınmış şehrin olacak hızlı ortasına tren. Mı geçiyor? Tamamen bütün şehrin aktif ortasından geçiyor. Aktif bir tren şekilde geçiyor, yani geçiyor şu an. Böylelikle hem hemzeminlerden kurtulmuş olacağız, şehri bölen hemzeminlerden kurtulmuş olacağız, hem de burayı bisiklet ve yaya yolu hale getirmiş olacağız. Hızlı trenin bir istasyonu olacak Uşak'ta, tek istasyon. Merkezdeki tek istasyon merkezde olacak. Evet, böylelikle insanlarımız da tekrar bir daha vasıtaya binmeye gerek kalmaksızın direkt şehir içerisinde trenden inip veya binme şansını elde etmiş olacaklar. Dolayısıyla Ankara İzmir üzerinde baktığınızda Uşak'ta bir istasyon bizim için çok önemli bir proje. Kesinlikle. Aynı zamanda yine ulaşımla ilgili bir otogar problemimiz vardı. Geçtiğimiz dönemde biz bu konudaki çalışmayı aslına bakarsanız erteledik bu döneme. Bunun da nedeni çevre yoluyla ilgili çalışmamız, çevre yolunun tamamlanmasıyla tamamlanmamış olmasıydı. Onunla ilgili olarak da çalışma inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak ve biz yeni otogarımızı da şehirler arası terminalimizi de inşa etmiş olacağız. Böylelikle inşallah Uşak'taki trafikle ilgili, ulaşımla ilgili sorunlarımızı da önemli olan da çözmüş olacağız. Uşak'ta aslında bir tane havalimanı da var değil mi? Doğru. Havalimanımız var. Özel uçuşlarda da çok yoğun yoğun bir şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda eğitim uçuşlarında kullanılıyor eğitim şu an. Türk Hava Yolları da şu an Aydın Çığlık'takinden sonra ikinci uçuş okulunu Uşak'ta açtı. Biz tabii ki yeniden pandemi sonrasında kapanan seferlerin yeniden açılması konusunda da taleplerimizi iletiyoruz. Burada elbette ki Türk Hava Yolları ticari bir kuruluş olduğu için yolcuların sayısına ve karlılığını muhakkak gözetiyor. Ancak biz inanıyoruz ki özellikle turizm konusunda yapmış olduğumuz yatırımla birlikte, başlatmış olduğumuz turizm hamlesiyle birlikte önümüzdeki süreçte bizim hem yurt dışındaki gelen Uşaklı gurbetçilerimizin şehre ulaşması, hem turizm amaçlı yurt dışından gelen misafirlerimizin ulaşımı açısından, hem de yoğun olan bir sanayicilerimizin İstanbul başta olmak üzere yurt dışına olan seferleriyle tekrar havaalanımız kısa süre içerisinde aktif hale gelecektir. Vaat ettiklerinizin ne kadarını yapabildiniz 5 sene önce? Şöyle, biz vaat ettiklerimizden 3 başlıkta gerçekleştiremediğimiz projemiz oldu. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim otogar projesi. Otogarı. Çevre yolunun tamamlanamaması nedeniyle doğru yer seçimini yapmamanın ileride daha büyük sorunlar yaratacağını düşünerek bu projeyi ertelemiştik. Bu dönemde inşallah onu tamamlayacağız. Bunun yanında şehrin içerisinden geçen bu hattı biz aslında tramvay olarak şehir içerisinde kullanabilir miyiz diye düşünmüştük. Bunu vatandaşlarımıza ifade etmiştik. Ancak hem İzmir-Ankara hızlı tren projesinin ertelenmesi, aksaması, gecikmesi nedeniyle hem de şu an yer altına alınacak olması nedeniyle bu proje aslında gündemden düşmüş oldu. Bunu hayata geçirme ortamı ortadan kalktı. O zaman tramvay vaadiniz şu an önümüzdeki 5 senede de yok. Hayır, yok. Onun yerine biz bu yeri daha hem çevreci hem daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bisiklet ve yaya yoluna dönüştürmeye karar verdik. Bu doğrultuda çalışacağız. Bir de mahallelerimizden bir tanesine, malum pandemi sonrasında bir de biliyorsunuz dünyadaki üretimin azalıp talebin devam etmesi nedeniyle bir yüksek enflasyon dönemine girdi bütün dünya. Bu dönemdeki yaptığımız ihalelerden bir tanesi olan bir kapalı spor salonu projemizi 3 defa ihaleye çıkmamıza rağmen talep olmadığından dolayı gerçekleştirememiştik. Bunu da yeni döneme sarf kıttık. Bunun haricindeki şükürler olsun projelerimizi hayata geçirdik ama bu dönemde özellikle bizim yapmış olduğumuz önemli projelerden bir tanesi Mehmet Akif Bey, şehir merkezinde 20 yılı aşkın süredir konuşulup da bir türlü hayata geçirilemeyen Çarşamba Pazarı Ayakkabıcılar Çarşısı ve Eski Garaj olarak adlandırılan yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alandaki artık tamamen kullanım dışı haline gelen bir ticari bölgenin Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle kentsel dönüşüme girmiş olması. Burada %99 vatandaşlarımızın muvaffakatiyle projeyi başlatıyoruz. Artık her şey yoluna girdi. Deprem riski var mı? Tabii ki deprem riski var. Bu konuyla ilgili olarak da hemen arkadaşlarımızla bir inşaat mühendisleri odası, mimarlar arası bir komisyon oluşturmuştuk ve deprem hızlı taramalarını şehrimizde de başlattık. Bundan elde edeceğimiz bilimsel veriler doğrultusunda belirlemiş olduğumuz alanlarda kentsel dönüşümle ilgili yine bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine hakeza yani bir konut üretme gibi belediyenin nerede bir şirketi yok. Şöyle bir şirketimiz var. Var mı? Bu konuyla alakalı olarak. Biz de yine doğrudan konut olmak üretmek yerine belirleyeceğimiz hazinemizin ve belediyemizin arsaları üzerinden kooperatifler aracılığıyla
konut ürettirilmesinin daha sağlıklı olacağına inanıyorum ben açıkçası. Bu konuda teşvik edici ve yardımcı olacağız. Konut sıkıntınız var mı? Kiralar nasıl mesela veya... Tabii ki büyük şehirlere kıyasladığımız zaman, büyük şehirle kıyasladığımız zaman kiralarımız daha düşük. Ama tabii ki geçtiğimiz yıllara kıyasla ciddi bir kira artışları Uşak'ta da oldu. Tabii Uşak'ta Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi son 10-15 sene içerisinde ciddi bir konut üretimi de oldu. Bir taraftan da özellikle yeni konutların üretilmesiyle birlikte. Buralarda tabii son dönemdeki konut satışlarının düşmesiyle birlikte bir yavaşlama söz konusu. Ama bizim sorunumuz aslına bakarsanız eski yerleşim yerlerinin olduğu konutların dönüştürülmesi. Deprem riskinden daha öte fiziksel olarak artık buraların dönüşmesi ihtiyacı, hizmetlerin daha rahat ulaşabilmesi, yolların genişlemesi. Var mı öyle bir hedefiniz? Peki yıkacağız, yapacağız? Hayır, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz daha çok buradaki vatandaşlarımızı yerinde dönüşümü kendilerini teşvik etmek veya biraz önce söylediğim gibi kooperatifler aracılığıyla vatandaşlarımızın kendilerinin konutlarını inşa edebilmelerinin önünü açmayı arz ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Vatandaşın öyle bir beklentisi var mı? Ya da onlar da... Aslına bakarsanız şu, bizim burada sosyal tarafının işini hiçbir zaman ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Ondan dolayı da vatandaşlarımızdan bir talep gelmediği sürece de açıkçası bizim biraz önce söylediğim gibi deprem tarama çalışmalarımızda risk faktörü oluşmadıktan sonra bu konuda vatandaşlarımızı zorlamak gibi bir niyetimiz yok. Ona baktınız mı? Risk faktörü var mı? Baktık. Riskli binalar? Belirlediğimiz noktalar var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Onları yıkacak mısınız? Onlarla ilgili dönüşüm önereceğiz. Dönüşüm önereceğiz. Evet. Yerinde dönüşüm. Bizim tercihimiz her zaman o. Ne kadardır yaklaşık? Kaç konuttur efendim bu? Bu şu an için belirlediğimiz rakam çok fazla değil açıkçası. Çalışmalar devam ediyor. Geniş bir alandan yaklaşık şehrimiz merkezimizde 60 bin konuttan bahsediyoruz yani şu an için. Bunun içerisinde henüz daha bizim deprem riski olabileceğini öngördüğümüz veya yumuşak kaygan zeminler olarak öngördüğümüz oldukça sınırlı bir bölge var. Bunları inşallah önümüzdeki süreçte ilgili bakanlığımız başta olmak üzere İnşaat Mühendisliği Odası ile birlikte çalışmalarımızı, raporumuzu üniversiteyle tamamladıktan sonra belirleyeceğiz. Bu dönem vaat ettiğiniz ne var başka? Bu dönem vaat etmiş olduğumuz özellikle turizm alanındaki şehrimizin tanıtımı konusunda daha fazla hem yatırımcı çekmek noktasında hem de gerekli altyapıyı yapmak var. Onun haricinde sosyal belediyecilik anlamında bu dönemde özellikle gençler ve kadınlarımız için yapmış olduğumuz çalışmaları engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yöneltmek, aynı zamanda bağımlılıkla mücadele ile ilgili çalışmalara daha fazla eğilmek istiyoruz. Daha fazla sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz bu konuda. Bunun yanında aynı zamanda mesleki eğitim ve girişimciliğin desteklenmesi bizim önemli konu başlığımız olacak bu dönemde. Zira her ne kadar hükümetimiz şu an çıraklık eğitimine desteklenmesi gibi mesleki eğitime ciddi önem verse de yerel yönetimler olarak da bunu desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda hem maddi destekler hem de eğitim anlamında Milli Eğitim Bakanlığımızla da müdürlüklerimizle işbirliği yaparak belediye olarak daha fazla katkı vereceğiz, proje üreteceğiz. Girişimcilerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özellikle kadın girişimcilerimizi, engellilerimizin istihdama katılması konusunda çalışmalar yapacağız. Bir de Mehmet Akif Bey, özellikle Uşaklılık kültürünü, yani şehrinize sahip çıkmak, mahallenize sahip çıkmak konusunda daha fazla çalışma yapmak istiyoruz. Sivil toplum şehircilik, şehir dışındaki Uşaklılarla mı? Hayır, şehrimizdeki ki Uşaklılarla, hemşehrilerimizle. Uşaklı var mı Uşak'tan başka, yani Uşak göç var. Veren bir şehir mi? Hayır, Uşak çok az göç veren bir şehirdir. Şu an İstanbul'da bütün şehirler arasında biz 76. sıradayız nüfus yoğunluğu açısından. O kadar hiç Uşaklı yok neredeyse. Biz çok fazla göç vermeyiz çünkü biraz önce söylediğim gibi sanayimiz kuvvetli olduğu için. O zaman Türk Havaları uçmuyordur ama. Yani şöyle, memleketten ziyade iş dolayısıyla bizimkiler daha çok gelmeyi tercih ediyorlar. Ama şehir kültürünü, şehrinize sahip çıkma kültürünü muhakkak şehirde yaygınlaşmamız lazım. Çünkü bu kamu kaynaklarının daha etkin bir şey kullanılması açısından da son derece önemli. Çünkü mesele sadece evinizin içine sahip çıkmak değil, sokağınızdan da, parkınızdan da, şehrinizden de herkesin bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz biz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarıyla pek çok proje hayata geçireceğiz yeni dönemde inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ